Nabeşin yayınlarını zaten sürekli takip ediyoruz. Her zaman için izliyoruz. Şu anda konuklarınızdan da çok memnunuz. İyi yayınlar diliyorum. Annemin de bol bol selamları var. Dayıma, enterde. Ve aleykümselam. Başarıların devamını diliyoruz. Sizin de onların da. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Dayımın sesi çok güzeldir. Aha. Annemin özel bir isteği var. Lilian şarkısını söylerse az da olsa mırlansa çok memnun eder bizi. Vallahi İsmail Bey, söylediğin iyi oldu. Mikrofonu hemen aldım elime. Ben başka bir şey demiyorum. Hemen Duran abiye veriyorum. Buradan da annenizin de ellerinden öpüyoruz. Sevgi ve selamlar olsun. İyi ki aradınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Buradan Kırşehir Ucu'daki eşime, çocuğuma, kaynanama, kaynbabama, ablama, abime ve tüm ucunlara, tüm kulübelere bol bol selam söylüyorum. Bizden de sizlere selamlar olsun diyoruz. Sağ hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Hayırlı akşamlar. Vallahi Duran şimdi, abi yani şiiri anladık. Yaren'i evet. Anladık da bu türkü olayını ilk defa duydum. Şimdi Ünal'cığım çok teşekkür ediyorum. Annem beni küçükken kendi çirkin de sesi güzel oğlum diye aynen severdi. Mekanı cennet olsun. Bacım gani sağ olsun onu da biliyor. Ancak biz 70 yaşına geldik. Artık eski şeyi sesleri kolay kolay çıkaramıyoruz. Ancak bir öykü vardı. Kız kardeşim de bunu bildiği için benden böyle bir türkü istedi. Zaten kardeşim de kırmak istemiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Ben bir gecede böyle bir toplumda 9 kere makber söylemiş adamım. Ama bugün o sesleri çıkaramıyorum. Çünkü nereden derseniz 24 yıldır TRT'de yaptığım seslendirmelerden dolayı Allah-u Teala kaşımızı gözümüzü boyamamış ama sözümüzü boyamış. Biz de bu alemde böyle varız. Kız kardeşim Zübeyde'yi kırmıyorum ve ona dilimin döndüğünce becerebilirsem ustalardan af dileyerek Liliyar türküsünden bir dörtlük falan söylemeye çalışayım. Reyhane kermisin Liliyar, Liliyar, balınan şeker misin de Lili de Liliyar, balınan şeker misin de Lili de Liliyar, dünyada ettiğini Liliyar, Liliyar, ahirette çeker misin de Lili de Liliyar, ahirette çeker misin de Lili de Liliyar. Karanfil oylum oylum, Liliyar, Liliyar, geliyor selvi boylumda, Lili de Liliyar, geliyor selvi boylumda, Lili de Liliyar. Selvi boylum gelince, Liliyar, Liliyar, şen olur benim gönlümde, Lili de Liliyar, şen olur benim gönlümde, Lili de Liliyar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Abi gerçekten gönlüne sağlık. Bu türküyü sözleri sen mi yazdın abi? Yok, sözlerini ben yazmadım. Ancak ben bunun öyküsünü yazdım. Şöyle ki bizim köyde berber birisi ölürken öleceğini bilmiyor ya. Evet. Herkes bizim köyde yanlış bir adet var. Derler ki filanca ölüyormuş. Hadi gidelim de bir helallik isteyelim. Helallaşalım derler. İşte berbere varırlar. Berber de o anda ölürken Göğe Hoca üzerine okuyor bizim oranın deyimiyle. O arada adam kendisini öldü deyince çoluğu çocuğu birdenbire yüksek sesle ağlayınca hemen Göğe Hoca diyor ki aman sesini şeyini ruhunu ürkütmeyin. Sesinizi kısın gidecek. O arada öldü sanılan kişiye torununu, çoluğu çocuğu birdenbire yüksek sesle koro halinde ağlayınca adama doping yapmış gibi yeniden canlanıyor. Allah Allah. Bu şeyimizde gerçek gerçektir. Bunu bilenler de ruhunu zaten bir iki saniye sonra ölecek bir adamın daha çok beyninin ölüm esnasında ıstırap çekmemesi için böyle bir sistem var. Bunu da herkesin bilmesinde fayda var. Evet. Neyse onlar yüksek sesle ağlayınca adam ayağa kalkıyor. Diyor ki herhalde öleceğiz diyor. Ben diyor biraz önce kendisiyle ahiretle uğraştığı için şöyle ölmüşüm oraya
ortaya uzatmışsınız. Efendim Göğe Hoca da sela veriyormuş. Duydum diyor. Ortada öyle bir şey yok ama böyle hayal kuruyor. Ben diyor nasıl ölünecek? Ben de böyle böyle öleceğim. Siz diyor dervişemi de gramofonu getirin de ben çok sevdiğim Liliyar türküsünü şurada bir dinleyin diyor. Allah Allah. Ben de koştum gittim dervişemden gramofonu getirdim kurdum. Bu Liliyar türküsü çalarken biraz sonra o bizim berber öldü. Ruhunu teslim etti. İşin buraya kadar olanı doğal, normal. Anormal olanı şimdi bizim köylüler aralarında yıllarca şunu konuştular. Ya adam öldü ya, Liliyar türküsüyle öldü, Müslüman gibi mi öldü, gavur gibi mi öldü diye yıllarca konuştular, durdular. Gel gör ki Göğe Hoca konuya açıklık getirdi. Göğe Hoca konuya açıklık getirdi. Dedi ki konuştuğunuz şeye bak ya, adam dedi gayet dedi paşa paşa öldü. Ben de üzerine Kur'an'ı da okudum dedi. Ondan sonra ben dedi berberleri dedi zebanilerine değil huri kızlarına kendi ellerimle teslim ettim dedi. İşte böylece bir kültürün öyküsünü ben yazdım. Bu da TRT'de oyun oldu. Sağ olsunlar yayınladılar. Ben özetlemeye çalıştım yaşananları. Buyurun teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Ağzına sağlık abi. Sağ Allah razı olsun. Onun hikayesini anlatmanız da güzel oldu. Şimdi burada isteklerimiz var, mesajlarımız var. Buradaki evet. Dostlarımız var, onların mesajları var. Onları da yerine getireceğim inşallah. Hemen bakıyorum şöyle mesajlarımızdan.